Deniz Seki'ye gidelim. Deniz Seki ile ilgili haberler tabii ki gündemin birinci maddesinde. Albüm çıkaracağını, şarkı yaptığını dün duyurmuştuk. Ve dün gece Ulus'ta stüdyoya girerken görüntülendi. Bakın kameralar neler dedi. Bu ne hız, bu ne hız. Aynen. Bana çalıyor mu kapı? Bu kadar. Deniz Hanım, iyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. İyi stüdyoya akşam. Geliyoruz. Evet, geleyim artık stüdyoya. Bir albüm çalışması falan mı olacak? Yok, öyle ziyarete geldim şimdi. Şarkı özlemişiz sizi. Evet, ben de sizi çok özledim. Aslında sizi stüdyo çıkışında çekmeyi özlemişiz. Ben de zaten o yüzden hem evet. Ozan Hanım'ı ziyarete geldim hem de şarkı söyledim. Çok mutluyum şu anda. Çok teşekkür ederim. İlk parçamız da zaman çık yapalım. Onu soralım. Çok yakında Özgür'de. Konserimiz de yoğun şekilde başlayacak herhalde. Evet, inşallah. İlk açık hava konseri galiba. Bekliyorum. Efendim, kolyeniz çok konuşuldu. Ne zaman konuşuldu? Evet. Ha, Deniz Faruk kolyesi. Evet. Faruk kolyesi. Hemen birkaç evet. Kelime ondan alalım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kapıyı kapatabiliriz. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, güzel dinleyin. Evet, Deniz hemen eline suyunu almış. Hemen almış. O suyunu almak ne demek? Hemen rejime başlamış. Hemen anlıyorum ben. Şimdi çünkü konserleri başlayacak, işte sahneye çıkacak falan. Bir an önce de eski formuna da kavuşması lazım. Ama cildi, yüzü falan nasıl böyle sağlıklı, sağlık fışkırıyorsa, mutluluk fışkırıyor sanki. Yine halen aynı otelde kalıyorlar. Eve taşınmadılar. Yavaş yavaş alışsın diye bugün evine taşınacakmış. Otelden ayrılıp evine taşınacak ve tabii ki annesiyle beraber çok zaman geçiriyor. Çünkü annem sağlık problemleri yaşadığı zaman ben yanında değildim dedi Deniz. Deniz cezaevindeyken iki beyin bir diz kapağı ameliyatı geçirmiş annesi. Ve o süre içinde Deniz'deki yanında olmadığı için de tabii ki şimdi annesinin koynundan ayrılmıyor. Haklı, zaman geçiriyor. Haklı, ne yapsın, ne yapsın, evet. Haklı. Evet. Ve Şükür Kavuşturana albümünün adı. Şimdi Ozan Çolakoğlu'nu ziyarete gitti dün gece. Kameralarımız görüntüledi işte Deniz Seki'yi. Oradan da hemen Gülşen'i aramış. Gülşen'i de tebrik etmiş anne olduğu için. Telefonda konuşmuşlar. Ve oradan sonra da yeni şarkısı için, yeni albümü için şarkının adı da Bal Saklıyor olacak. Bu basın toplantısında söylediği evet, şarkı. Güzel söyle. Bak, şarkı. Bir daha dinleyelim o şarkıyı. Öncesi çok önemli, sonrası için. Bir bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin? Öncesi çok önemli, sonrası için. Bir bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin? Sakladım hep ismini, ben çiçeğim. Sen basın peşinden koştuğum halde burada günler geçmiyor dikeni battı halde gül dikene küsmüyor seveni yaktı evet, halde bu şarkının adı Bal Saklıyor sanıyor. Albümün adı da Şükür Kavuşturana olacak Deniz Seki'nin ve konserlerine de hızla başlayacak. Evet. Dün söylemiştim ya sana 3 konser için Kıbrıs'ta 1 milyon 200 bin liraya anlaştılar diye. Sen de o parayı kim verecek falan filan kim yaptın diye. Yani biraz astronomik buldum ama Deniz'e de yakışır dedim yani. Evet. Daha fazlasını hak ediyor ama biraz astronomik buldum dedim. Çünkü birçok kişinin şu anda farklı fiyatlar söyleniyor, farklı fiyatlar ama bayram konserleri bu ve 3 konser için konser başına 400 bin lira. Süper. Yani bayram konserleri süper. Olduğunu evet. Çünkü o 15... zaman şu anda birçok star yani... Bayramda şey mi olacak? Yani hayır, 75 şişe falan gidenler vardı 150 alıyorum deyip evet. De o yüzden onları da çok iyi biliyorum yani. Bayramda ama fiyatlar ikiye katlanıyor bayramda yılbaşında aynen, falan. Dolayısıyla ki. Hani bu rakam da hem Deniz'deki cezaevinden yeni çıktığı için herhalde ilk konserleri olacak. 5 katını alsın evet. Versinler. 1 milyon 200 bin liraya anlaştı. 5 Ağustos Cumartesi de Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. O süper. Her şey süper. Yani 13 Ekim'de İzmir Açık Hava'da, 14 Ekim'de Antalya Açık Hava'da. Bunları evet, da yani şimdikiler Açık Hava sadece ama arada da muhakkak yeni ekstralar ve şeyler, teklifler gelecektir. Her çiçek
acı çekse de öyle bir şey demiş şeyde şarkı sözünde, içinde bal saklıyor demiş. Aha. Ne kadar güzel. Evet. Yani aslında çektiği acılara rağmen yine de hep güzel mesajlar veriyor. Hep mutluluğu istiyor ya artık. Evet. Şarkıda da bu mesaj var. Bak stüdyoya giderken de mesela gene Faruk Bey yanında. Faruk Bey yine yanında tabii ki. Ama nasıl ayrılsın ki şu an? Herhalde ayrılmasın. Çok yani seviniyorum. O... Benim sevdiğim görüntüler bunlar. Tabii. Benim her için, dakika yanında. Benim için en güzel görüntüler. Mesela Demet Akalın'la Okan'ı da ben bu anlamda çok seviyorum. Evet, her yere da beraber gidiyorlar ve çok mutlular yani maşallah. Bu da ilk paylaştığı fotoğraflardı. Birlikte Faruk Salman'la birlikte arabada giderken çektirdikleri video da vardı arkadaşlar. Onu da görelim. Deniz'teki. Çünkü Bodrum'a mı gidiyorlar acaba diye. Hemen sosyal medyada dün akşam bu konuşuluyordu. Ancak hani Bodrum'da değil, İstanbul'da. Zaten bu görüntüleri paylaştıktan birkaç saat sonra da kameralarımıza konuştu Deniz'teki. Bodrum'a da önümüzdeki günlerde gideceklermiş ama. Biraz daha İstanbul'dalar. Bugün evine taşınacak Deniz'teki. Ve ondan sonra Bodrum'a da tatile gidecekler. Evet, Deniz'teki ile ilgili haberler bunlar. Evet, güzel. Yani yavaş yavaş hayata dönüyor. İşte stüdyolara gitmeye başladı. Evet. İşlerinle alakalı. Hayata, değil mi? Hayata evine dönmeye geçecek falan. Başladı. Hadi bakalım biz de buradan haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Bundan sonra aktarmaya devam edeceğiz bakalım.